Herkese selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçen bölümde Don bölgesine gelmiştik. Rusya Federasyonu Don bölgesinde bir tarama yapmıştık. Artık yeni haritamız Don bölgesi. Şimdi burada küçük bir harita burası. Bir tane şurada. Kule var. Oraya ulaşmamız için şöyle şu yolu bir devam edelim bakalım. Bugün Don bölgesini tarayarak açacağız. Korkunç Amur'u beraber bitirdik. Gerçekten kaç bölüm yaptık orayı? 10 mu? Ondan fazla belki. Buralarda çayır çimen geze geze biraz rahatlayalım. Tabii şu gördüğümüz görevleri de alalım. Şurada var görev. Burada Tatra kamyon fabrikasını aktif edeceğiz. Şuradan görevi göster. Kabul et. Geçen bölümde de söylemiştim. Kossak Kazak ayrımı var. Burası bir Kossak bölgesi. Rusya'nın güneyinde bir Ukrayna'ya yakın bir eyalet. Don Nehri var. Çok verimli bir nehir. Aşağı Don Nehri, yukarı Don Nehri diye İki kola ayrılıyor. Bunlar işte yukarı Don Kazakları, bir de aşağıdaki işte Mironova, Ust-Medevesya, o civarın yerleşik halkı. Burası da modellenirken orası baz alınarak yapılmış. Tatra fabrikası var burada. Beraber onu hayata geçireceğiz. Şimdi böyle bir tarama yaptık. Zaten bakın harita çok küçük. Herhalde oyunun yapımcıları Amur'dan sonra vatandaş bir dinlensin, kendine gelsin diye böyle bir yer yapmış. Şimdi buradan, gerçi siz bunun küçük olduğuna da bakmayın. Yine görev sayısı az değil, onu söyleyeyim. Yani coğrafyası da çok kolay değil. Özellikle ikinci haritada çok şey var. Arazi şartları. Yani kar yok, çamur da yok ama sarp yerler var. Aracı devirmemek gerekiyor. Düzgün kullanmak lazım. Gerçi ben modsuz oyunda zorlanmıştım. Modlu kamyonlarda çok fazla da bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Burada iki tane kamyon var. Tatra Phoenix ve Tatra Büyük Tatra var. Ama kötü kamyonlar. Hatta benim kanalda bir tane de videom var. Buradan alınan kamyonla alakalı Tatra diye. Testi de ne yapmıştım, yayınlamıştım. Çok kötü bir kamyon. Aşırı. Yani o kadar heyecanlanmanıza gerek yok o kamyon almak için. Evet, taramamızı yaptık. Don kazaklarının böyle bir işte ne derler onun adına, harmonika mı diyorlar? Yani Bulgarlar da çalar çok. Öyle balalayka enstrümanları var. Onun müziğini koymuş yapımcılar. Güzel, şirin olmuş. Şimdi zaten haritanın 3'te 2'sini neredeyse açtık. Olmadı bugün şey yapalım. Duble keşif yapalım. Şimdi buradan karşıya geçebilirsek şu ufak yeri de bir tarayalım. O da aradan çıksın. Haritayı %100 açmış olalım.
Bilmiyorum, bakacağım. Bir ineceğim şimdi. Bakacağım oraya. Orada da bir görev var. Bakın arazi, dediğim gibi burada biraz bodoslama dalınacak gibi değil. Duvar gibi inişler var. Öyle palas pandıras gidilecek bir yer değil. Şimdi burada akıntı da var. Şu görevi bir alalım. Biliyorsunuz şu anda yan görevi topluyoruz. Karşıya kement atsak bizi geçirir mi? Veya biz buradan geçer miyiz? İyi, su o kadar derin değilmiş. Tıkırt dedik, geçtik. Ama tabii stok kamyonlarla bu geçişi yapmak o kadar kolay değil. Şimdi ha, şuradan yapalım taramamızı. Öyle dibine kadar gitmeye gerek yok. Evet, o minik noktada açıldı. Şimdi geri dönelim. Buralarda kafamız rahat artık. Amur'daki gibi 4 harita yok, 2 tane yerleşim birimi var. Şimdi tatlı fabrikasına doğru gidiyoruz. Şimdi burada bir rota yapabiliriz. Ne yapalım? Şu yolu kullanalım şöyle. Şuradan. Şuraları fabrikanın önleri oluyor zaten. Onlarda bir tarama yapalım. Ondan sonra ikinci yerleşim birimini de bence bugün tarayalım. Çünkü yani iki tarama yaptık. Harita bitti. Neredeyse yarısını geçtik. Böyle yalap şalap yarım kalmış olmasın. İki haritayı birden açmış olalım. Ondan sonra yan görevlerini başlarız. Hemen biraz da hızlanmış olduk. Evet, bakın Tatra fabrikası uzaktan gözüküyor. Tatra, yanlış bilmiyorsam, bir dağ grubunun ismi ama bu da neredeydi? Moldova'da mıydı? Macaristan'da da olabilir. Macaristan herhalde olabilir. Oralarda bir dağ ismi. Ruslar seviyorlar araçlarına coğrafi yerlerin isimlerini vermeyi. Mesela Volga araçları var. Volga nehrinden geliyor. Seviyorlar onlar. Birkaç tane daha böyle vardı araçları. Şimdi aklıma gelmiyor. Evet, fabrika burası. Biraz sıkıntılı bir yer. Podolskaya istasyonu. Orada da işlerimiz var. Bakın büyük kamyon burada. Bunu çıkarmak için vinç getiririz. Biraz işlerimiz var. Yalnız burası görev yaptıkça şey açılacak. Bir tane daha burada. Nasıl diyeyim? Kule açılacak burada bir tane daha. Onu söyleyeyim. Şimdi bir tane var gibi gözüküyor ama ben de ilk oynadığımda, yani stok bitirdiğimde, ya nerede bu kule, nerede bu kule diye araştırırken sonra baktım görevlerden birisinin ödül olarak, yani bitirince kule açılıyor. Böyle bir olayı var. Burada ne kadar zaman geçiririz? Yani herhangi kesin bir şey söyleyemem. Ama harita küçük. Yani hazırlarız yan görevleri. Bir gün yan görevlerini bitiririz. Şimdi yine bakarız ana görevlere beraber. Bugün evet, o zaman yarışı, biliyorsunuz zaman yarışlarını ben yapıyorum. Zaten zaman yarışı dediği noktalar çıkıyor. İşte aracınızla oraya gidiyorsunuz. Yani sizin de çok rahat yapabileceğiniz şeyler. Şu görevi alalım.
Neredeyiz? Evet, tarama yapalım ki deniz tarafı da açılsın. Böyle hayal meyal hatırlıyorum ben. Buranın da görevleri kolay değildi. Evet. Şöyle geçelim. Şimdi buranın şeysi zor. Mesela burada bir mesela bozuk yol var. Burası kapalı. Bu girişler hep bir problem burada. İşte bu yan görevleri yaparken hemen onları aktif edeceğiz. Bakın burada mesela şey var. Atık buradalar var. Buradan nasıl geçeceğiz oraya? Hadi ben bununla geçtim ama stok kamyonla falan böyle bir olay yok. Şimdi devrilen dev görevini aldık. Ahşap köprüyü almıştık. Şuraları aldık. Şöyle gidelim bakalım oraya doğru. Siz bakmayın arazinin böyle yeşillik ağaçlık olduğuna. O kadar da reel hayatta Rusya'nın bozkırları böyle değil. Ben devamlı bakıyorum Google Map'ten. Çünkü çok kitap okudum. Rus edebiyatı ile ilgili roman okudum. İşte Durgun Akar'da Don Nehri'ni baz alan bir roman. Mikhail Şolokhov'un Nobel ödüllü romanı. İşte Kurtarılmış Topraklar, işte Don'da Hasat Zamanı gibi. Hep bir ilgim vardı mesela bu bölgeye. Yıllar sonra da işte bu teknolojiyle birlikte Maps gelişince ondan sonra bu tarz şeyler gelişince şurada bir yükseltme var alıp geçelim. Meraktan hep baktım oralara, haritalara. Yani bozkır dediğimiz şey belki Ankaralılar ve Ankara'da yaşayanlar ne dediğimi anlayacaktır. Genellikle işte kışların çok sert geçtiği, yazların da kurak geçtiği, yani bitki türlerinin çok fazla olmadığı bir coğrafya. Rusya'nın çoğu yerde böyle aslında. Burada biraz yeşillik yapmışlar ama realite böyle değil. Biraz daha kurak ya. En azından şu kavak ağaçları var bakın arasından geçtiğimiz. Bunlar kavak gövdesinden anlayabilirsiniz. Yani böyle ağaçlar çok fazla yani var Rusya'da ama genellikle işte mesela bir nehir kenarında olanlar sadece nehrin yakın kısımları. Daha arkalara gidildiği zaman tabi bozuluyor yani. Arazi. Rusya çok büyük bir yer. Sovyetler Birliği zamanında da çok büyük bir ülkeydi. Hatta dünyanın sınır olarak en büyük ülkesi. Şöyle düşünün. Yani Sovyetler Birliği'nin toprakları Finlandiya'ya dayanıyor. Almanya'da Prusya İmparatorluğu vardı. Bir kısım toprağı da Çin'e dayanıyor yani. Çin'le sınır. Hatta Japonya'yla sınır. Gözünüzde şöyle bir canlandırın o şeyi. Coğrafyayı. O kadar büyük bir harita sahipti Sovyetler. Gerçi işte Ukrayna gibi Kazakistan gibi işte Azerbaycan gibi ülkeler 90'da bağımsızlıklarını. Gerçi Azerbaycan hep yani bağımsız bir yerde. Ama zaten Rusya oralara işte oblast diyordu. Hiç karışmıyor şeylerine. Tatraforsun şeysi. Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkeler hep şey yaptılar. Kendi Sovyetler Birliği'de alınca kendi ülkelerini kurdular. Eskiden daha çok şeydi, birleşikti. Ama Rusya tabii yine hala daha çok harita büyüklüğü, toprak büyüklüğü açısından büyük bir ülke. Tabii işte ülke büyük olunca sınırları içinde de şey çok
kurak yerleri fazla. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz Sibirya tarafı, Kuzey Yarımküre'nin üst tarafları Yakutistan gibi yerler, yani Sibirya gibi yerler. Eksi 30, eksi 40, eksi 45 derecelerin çok normal sayıldığı buzullar yani oraları. Tabii o kadar soğuk bir iklimin içerisinde çok fazla bir şey de beklememek lazım. Şu kıyıda bir yer kalmış. Evet, bakın ilk haritayı açtık neredeyse. Şuradan geçelim. Tabii sadece ben Rus edebiyatını okumadım kitap olarak. İngiliz edebiyatını da çok sevdiğim bir yazarlar var. Charles Dickens gibi, Hemingway gibi. Daha birçok Amerikalı yazarlar olsun. Çok seviyorum. Stephen King gibi. Çok çeşitli gerilim olsun, macera olsun, tarihi olsun. Çok okudum kitaplar. Tabii yerli edebiyatı da asla unutmadım. Yaşar Kemal olsun. Çok güzel kitapları, romanları vardır. Ömer Seyfettin gibi klasikleşmiş yazarlarımız var. Sabahattin Ali gibi yazarlarımız var. Hep okudum onların. Cahit Külebi gibi, onun şiirlerini çok severim. Sadece işte roman türü değil, bizim edebiyatçılarımızı da çok severim. Yani benim için kitap olsun, her türlü okurum yani. Evet, şurada bir tarama yapalım. Evet, bu tarafı komple açtık. Şimdi buradan çıkalım. Şurada bir çıkış var. Şuradan gelelim şöyle. Şöyle. Burada bir görev var mı? Limanda görev gözükmüyor. Şöyle şuradan. İkinci köyün yolu buradan. Yani burayı açarak gidelim bakalım. Artık günümüzde çok fazla eskisi gibi kitap okuyan kalmadı. Şimdi insanlar hep izliyorlar. İşte belgeselleri. Gençler seviyorlar işte Ruhi Çenet gibi. Ruhi de şeye gitmişti, Yakutistan'a. Kardeşi de izlemiştim. Mesela ben de seviyorum. Hani gezenleri, farklı kültürleri tanıtanları, belgesel yapanları. İşte çağ değişiyor bizim zamanımızda. Yani bizim küçüklüğümüzde yoktu böyle şeyler. Okumak durumunda kalıyorduk. Hatta Google Maps yerine atlaslara bakarak dünyayı tanımaya çalışırdık. Tabii yani benim de yani 20'li yaşlarıma şey denk geldi canım, internet o kadar da moruk değiliz ama yani şimdiki nesil ya, daha o küçük çocuklar 6, 5-6 yaşında Maps'le dünyayı gezebiliyorlar. Ben 5-6 yaşındayken yoktu. Atlaslar vardı. Benim işte bu ergen irisi dediğimiz zamanda lise sonlara doğru şey çıktı işte, yani internet yaygınlaştı. Öyle öyle tanıdık yani, ucundan kıyısından yine hem nostaljiyi hem yeniliği bir arada gördük diyebilirim. Bakalım tarama yeri var mı? Yok, devam. Bir yönden ben kendimi biraz şanslı sayıyorum çünkü iki farklı türü de deneyimlemek, iki farklı kültürü de elçisi olmak, ucundan kıyısından yaşamak güzel bir şey. Ben seviyorum. Eski kütüphane kokuları, kitap, hamur kağıdın kokusu. Evet, şurada yeni bir kamyon var bakın. Bakalım bize verecek mi kamyonu? Bir bakalım. Araç değiştirdi de çıkıyor mu? Evet, herhalde o bir görev onu. Ben size onun kim olduğunu söyleyeyim. O bir Azov kamyonu. Azov. Kuzey, adını tam şimdi hatırlamıyorum ama bir ara bakarız. Arctic olması lazım. Ben kullanmıyorum bunları. Şu görevi evet biz almışız, devrilen dev.
Devrilen dev o suyun içindeki galiba. Onu bir yere teslim etmemiz gerekecek. Şu anda... Evet, burada bir tarama yapalım ki geçit de açılmış olsun. Evet, bakın geçitten Antonovski Doğa Koruma Alanı. Oraya geçeceğiz. İkinci haritamızın ikinci yerleşim birimimizin ismi o. Şöyle kaydırarak gidelim bakalım oraya doğru. Orası da yani küçük bir harita, çok büyük değil. Ama arazi yapısı zorlu bir yer. Geçelim oraya. Evet, Antonovski Doğa Koruma Alanı, Rusya Federasyonu. Rusya Federasyonu. Kamyon kelimesinin ilk kullanımı 1611 yılındaymış. Evet, bu gördüğünüz ortadaki su birikintisi, su ve Don Nehri'nin havzaları ve kendisi. Şöyle bir bakalım hemen. Evet, harita bu. Burası biraz daha büyük galiba şeye göre. Diyor ki fabrika alanına seyahat edin. Yani geldiğimiz yeri fabrika alanı olarak sınıflandırmışlar, isimlendirmişler. Alright, bakalım. Şimdi evet, burası dediğim gibi biraz daha ilk yere göre büyük. Şimdi biz şuradan şöyle gelelim. Şunu falan bir alalım şöyle. Şuraya gitmek için şeyi kullanalım. Hemen buralardan çıkmaya çalışalım stok kamyonlarla. Tabii onlar motorları modlu kamyon gibi güçlü değil. Ne zorlanırdım ya şuralarda. Burada da aslında bayağı zaman geçirmiştik. Evet. Kaya düşmesi kabul ettik. Bakın bu yol kapalı. Aynı görev bu. Şimdi buradan geçip şöyle devam edebilir miyiz bakalım şuradan kıyıdan. Bir vuralım aracı. Evet, geçeriz. Her türlü geçeriz. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Evet, buralarda bir tarama yapalım ki haritada bir açılsın bakalım. Hey Harry, how are you? Ne haber oğlum? Evet, sıcaklar burada başladı. Sıcaklar Harry'e de biraz dokunuyor. Mutsuz. Şimdi böyle gelelim. Şuradan aşağı sallanalım. Bu bataklık geçidi görevini alalım. Hedefimiz o olsun. Şurada da bir tarama yaparız. Kurnaz Ormancı. Evet, F750'miz biraz hasar almış. Sol taraftan devrilmiştik. Bu coğrafyada kamyon devrilme çok müsait yerler. Bakın hep görüyorsunuz en ufak herhangi bir hızlı gelmenizde bir taş böyle yoldan çıkarmaya çok müsait. Ayrıca da her tarafta hurda var. Burada metal hurdaları, bakın yerleri görüyorsunuz. Çok sık tekerlek patlatmasıyla ünlüdür burası. Böyle gezerken buralarda dikkat etmekte fayda var. Bir de bizim araçlarımızın altı yüksek. Stok araçlarının altı
kadar yüksek değil. Şu kökler de çok sorun çıkartabiliyorlar. Evet, şimdi şurada bir tarama başlatalım bakalım. Radar. Radar. Görelim. Alright. Şimdi şuradan şimdi burayı açtık ya. Şuralardan yukarıya doğru bir şeyimiz var mı? Geçme olaylarımız. Çünkü şurada bir kule görüyorum. Evet, o kuleye ulaşmaya çalışalım. Evet, burası bizden orta boy kütükler istiyor. Yine o Fransız kamyonlarını, ya kamyon aslında Rus malı da modu yapan arkadaş Fransız olduğu için öyle diyorum ben onlara. Küçük modlu kamyonlarımızı doldururuz. Buralarda gezdiririz. O kütük görevlerini de teslim ederiz. Burada da epey kütük olayı var. Ve ben çok devrildim burada. Onu söyleyeyim. Stok kamyonlarla. Siz de zaten az çok arazinin yapısından anlamışsınızdır. Zorlu bir yer olduğunu. Hakikaten öyle. Şimdi şuraya kadar geldik. Şuradan şöyle inelim. Sanki şurada şöyle bir şey var gibi. Geliş var gibi. Hatırladım, ben burada da ray tamir işi yapacağız. Bu bölümde de, yani bu map'te de var. Bakın ileride görüyorsunuz. Bazı yerlerde raylar bozuk. Şuradan aradan indirelim bakalım. Yasmin, are you ready? Tamam canım, ben seni ararım. Evet, burası bir kütük istasyonu. Şimdi biz kuleye doğru gidelim. Bir şeyler yesene. Hı? Ama sen akşam mı daha az yemek yedin ya? Sen yersin birazdan, ben seni arıyorum. Neredesin bugün? Aramız olan mı? Alright. Dikkatli git. Evet, şimdi bakalım Gözcü Kulesi'ni bir tarayalım. Evet, akordeon. Kosaklarda da çok bilinen bir çalgı. Bu akordeon. Bulgarlar da çok sever. Onu koymuşlar. Şimdi bir bakalım. Evet. Tarama niye bu kadar az yer açtı? Bunu anlamadım ben. Biz tarama yapmadık mı ya? Bakayım. Bilmiyorum, bana az gibi geldi sanki. Neyse. Şimdi o zaman şuradan şöyle gelip şurada bir tarama yapalım. Sağ tarafı bir açalım bakalım. Ekseriyetle Don bölgesindeki olaylar ikinci haritada geçiyor. İlk haritayı zaten gördünüz. Küçük. Orada da ana görevler çok. Burada yan görev çok. Şimdi şurada aynen şu siyahlığı kaybetmek için bir tarama yapalım.
Evet, alan bayağı bir tarandı. Şimdi kayıt istesine ya. Zok. Kütük demek de bunu çeviren arkadaş. Nasıl bir yani şey yapmış anlamadım. Şimdi şurada kurnaz ormancı görevi var. Bence onu şöyle şuradan gelip buradan inebilir miyiz? Bilmiyorum. Oradan alırız. Sonra şu uç bölgeyi tarayalım bakalım. Yani arazi de bizi şeye zorluyor. Böyle bir seçim yaparken işte şuradan mı gitsem daha kolay olur, buradan mı yapsam daha kolay olur gibisinden. Bakmayın siz sonraların map'i böyle değil tabi yani Amur gibi işte Don bölgesi gibi değil. Sadece Rusya haritaları çok zor. Amerika haritaları biraz daha zaten Alaska'yla şeyle Michigan'da başladık biliyorsunuz. Alaska'dır işte yaptık oraları. Bir de Maine'i yaptık galiba. Yani oralarda düzlük vardı, basıp gidiyorduk ama maalesef şeyde Rusya mapleri öyle basıp gitmelik yerler değil. İşte görüyorsunuz halimizi. Devrilmek bu işin fıtratında var. Yani Rusya için konuşuyorum. Biz Amerika'da gayet keyifli yerler yaptık. Şimdi evet görev açıldı. Şunu bir alalım. Kurnaz Ormancı'yı aldık. Şu ana görevlere de bir bakalım. Yine 3 başlık altında ana görevler var. Rostov yönetimi, Tatra. Ama bunların şeyi fazladır herhalde. Teslimatları fazladır diye düşünüyorum. Bakın ray tamir işi var. Yok, o kadar da sanki çok teslimat yok gibi. Yani metal kirişler falan filan. Orada eğleneceğiz yani. Orada güzel. Şimdi şu kıyıda bir tarama yapalım. Şu bölgeyi de bir açsın. Devam edelim. Don bölgesinin renk paleti çok güzel. İşte pastel tonlar, sonbahar tonları, sarı yapraklar. Amur'un beyaz karlarında biraz gözümüz şey olmuştu. Yorulmuştu bayağı. Evet, şimdi bakalım epey bir yer daha açıldı. Şöyle gelelim. Şu adaya geçelim. Şurada bakın burada da bir kamyon var görüyorum. O da keşfedilmek edilecek. Onu da alacağız. Oyun bize verecek. Orada galiba Tatra Phoenix var. Yani o da hızlı bir kamyon ama otoyol kamyonu öyle şeyde sürülecek bir araç değil. Yani son oranlarda da ne kadar çok otoyol var orasını zaten yani.
Arazinin %80'i, %90'ı hep şey bozuk. Bakın orada. Biraz şeye benziyor. Man kamyonlarına benzer bir şeyisi var. Silüeti böyle bir andırıyor. Bakalım keşfedelim. Evet, galiba onu bize vermeyecek. Evet, onu tamir etmemizi istiyor bizden. Ya onun da görevi vardır. Şimdi alırız, açılır. Ama araç o. Yani Tatra Phoenix öyle bir şey. Evet, pin kaybolduğuna göre buralarda bir arama yapabiliriz. Radar gelsin. Evet, haritanın bu bölümünü komple açtık. Artık orası kaldı. İlk defa birlikte şey yaptık. Bir bölümde iki map'i birden açmış olduk. Ama zaten çok normal. Çok küçük bir map ilk bölüm. Hocalaştık bir Ford'umuz bile bakın bayağı zorlanıyor. Şurada bir yükseltme var, onu alalım. Bu neymiş? Bakın Tatra Phoenix'in süspansiyon sistemlerinden birisi. Evet, şimdi şöyle şuradan devam edelim. Antonovska istasyonu diyor. Yukarıya doğru. Artık bölümümüzün de sonuna doğru geliyoruz. Buralarda bir görev çıkmadı. Depolar var. Bakalım burası neymiş? Evet, burada bir tarama yapalım. Araç durmadığı için radar etkinleşemedi. Evet, şurada bir yer kalmış. Şimdi burada bir görev var mı? Evet, ahşap kalas üretim yeri burası. Şurada morku görüp şöyle giyelim. Çünkü şu şeyi de alalım. Yıkanmış köprüyü alalım. Şurada bir gezi kaldı. Onu da alalım. Onun dışında şu anda herhangi bir görev almamız gereken bir görev, bir yükseltme kalmadı. Yine şeyden kontrol ederiz. Map'ten bir bakarız. Ne var ne yok. Şu şeyi yolumuzdan çeksek de fena olmaz aslında. Şu römorku
Yani bir görev falan çıkabilir. Şuradan bunu şöyle bir asılalım. Görev falan varsa. Maksat yoldan çekilsin. Evet, onu yoldan kaldırdık. Şu görevi de alalım. Burada bir tarama yapalım bakalım. Bir görelim. Evet, tamamen açmış bulunmaktayız. Şuradan geziyi de alalım ve videomuzu sonlandıralım. Şuradan geçeceğiz. Gerçi oradan yine geçerdik. Evet, şöyle ikinci yerleşim birimini bir turladık geldik. Şu görevi de alalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Yani burası da şey, o kadar çok. Kaç görev varmış? 1, 2, 3. Yani şunlar aslında tek sayılı. İkisi bir. 2, 4. 4 görev gözüküyor. 5 görev varmış. Güzel. Bir sonraki bölümde bunları yapacağız beraber. Ahşap kalaslar üretim yeri burasıymış. Ben bunları ayarlayayım, üreteyim. Bir sonraki bölümde yapalım. Tabii önce baş taraftaki şey yapmamız lazım. İlk map'teki görevleri yapmamız lazım. Şimdi bakalım orada kaç görev var. Eğer orada da böyle 4-5 tane ise olmadı. Tek bölümde ikisini birden yaparız. Ana görevlere direkt geçeriz. Bakalım. Oraya da bir seyahat edelim bakalım şimdi.
Şimdi burada da bir bakalım. Sanki burada da az gibi. 1, 2, 3, 4 görev diyor. Tamam, şey yaparız. Bir sonraki bölümde biz bu ikisini birlikte aradan çıkartırız. Kırsal köprü. Devrilen dev. Demek ki buranın olayı, ama işte yaptıkça da açılan şey olabilir. Ya görevler açılabilir. Şu kırık borular falan, bunlar toplanacak. Evet dostlar, bunlar şimdilik dursun. Biz bir sonraki bölümde Don Federasyonu'nun, Rusya'nın Don bölgesinin yan görevlerini yapacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Kaptan hepinizi çok seviyor.